aşk dediğin finalde öyle bir şarkı geldi ya. Evet. Hadise'nin acaba aşkının içime bir şey doldu ya. Hadise aşık sanki. Hep zaten öyle umut ediyoruz da pek bir... O Ses Türkiye'nin çekimleri de başlıyor. Başladı. Cumartesi günü Bakalım. yeni bölümüyle başlıyor hem de. Evet, Seda abla dün paylaştı Seda Ve Sayan. biliyorsun 250 bin TL'lik alışveriş yaptı Hadise. Yeni sezon Hadise. için. Olabilir çünkü çok marka D giyiniyor. harfiyle başlayandan Ama CD. sence bir tarzı var mı Hadise'nin? Yani marka Yo. giymek bir tarz mıdır? Yok. Hadise'nin bir tarzı yok. Yani marka giyinince bir tarzın olmuyor ki markanın tarzını giymiş oluyorsun. Evet, doğru diyorsun. O zaman sevgili Mickey Mouse başlayalım mı ilk haberinize? Başlayalım, bize ulaşmak istiyorsanız Mickey efendim. Mouse neydi şeyi diyelim? Mini. Mini. Sen minisin. Mini oluyorum Tamam ben. minicik. Nerede ne diyorduk? Ha, söylemezsem olmaz, yazıp YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir Can Bali yazıp Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Ece'ye ulaşmak için de Ece Erken yazmanız yeterli. Başlayalım, çok sempatik bir haberle Ya çok şeker. başlayacağız. Evet, dün de sosyal medyada en çok izlenen, bakılan haber oldu. Sezen Aksu geçen hafta Kayseri'de bir tarlada ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan Ay. ve yardımseverler tarafından İstanbul'a nakli sağlanan Sıpa'yı ziyaret etmiş. Ona şarkılar okumuş. Sıpa ne kadar bu konuda şanslı değil mi? Sıpa çok şanslı. Aklıma görüntüyü verelim de sonra Yani konuşalım. biz Sezen Aksu şarkısı dinlemek için ölüyoruz konser yapsın diye Sıpa'ya özel konser yapmış. İzliyoruz. Hem gülümsetti hem de duygulandırdı diyelim. Çünkü gerçekten çok özel görüntüler bunlar. Sezen Aksu'nun bu kadar duyarlı olduğunu zaten biliyoruz ama Sıpa'nın da şarkıyı dinlemesi de enteresan, değil mi? Bir Dinliyor de bak. Sezen Aksu rahmetli annesi Şehriban Hanım'a aşık büyümüş. Ve ona şarkılar yazmış. Onun su yeşili gözlerine şarkılar yazmış. Şimdi bence o hassasiyeti ölmüş annesini Ay. hemen Sıpa'da görünce bence kötü oluyor. Çünkü anne, yavru, yani bunların ne olduğunun önemi yok. Yani hayvan da insan, hatta bazı hayvanlar Evet. insanlardan daha anne ve daha ya evlat. O yüzden bence o annesini özlediği için burnu sızlamış ve ona şarkılar söylemek istemiş. Ve direkt eli kolu gitmiş onu ziyarete. Yani evet Sezen Aksu'yu biz hiçbir yerde görmüyoruz. Dikkat Evet. et, evinden çok çıkmaz. Ama bu Sıpa için gitmiş ve şarkılar okumuş ona. Sezen Aksu işte hafta sonu sevgili seyircimiz haberde de izlediğimiz gibi Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin çiftliğine gitmiş. Ve bu Sıpa'yı ziyaret etmiş. Adı da Boza'ymış Boza. Sıpa'nın adı. Evet, ismi Boza. Evet. Şimdi hani birine bir çocuğu severken mesela böyle şey eşek sıpası diye seversin ya, Evet. harbiden hakkını veriyor. Ne kadar sempatik bir sıpa Çok ya. çok. Ya Çok sarılmış tatlı. böyle Ama insanın öpmüş. sarılması geliyor Çok güzel gerçekten öyle. O görüntüler. güzel gözleriyle böyle bakıyor Sezen Aksu'ya, minik serçeye. Ya Allah kimseyi yani hayvanı dahil tabii ki annesiz Ay bırakmasın. aman ya. Görüyorsun değil mi? Evet çok Evet. duygusal anlar. Peki devam Şimdi edelim. başka kötü bir Ay habere evet. geçeceğiz. Yani bu güzel bir haberdi ama kötü bir İlk haber. aslında çok duyurmamaya çalışıyorlardı ama ilk biz yayında söylemiştik. Böyle bir hastalığın pençesinde Tarık Ünlüoğlu için dualar istiyoruz demiştik. Ben sonraki hafta Kıbrıs'ta rast gelmiştim eşiyle birlikte. Gayet her zamanki gibi gülüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nu hiç mutsuz gördünüz mü? Özellikle de tanıyan arkadaşlarımıza, dostlarımıza soruyoruz. Her zaman güler yüzlü, her zaman enerjik. O kadar sevilen bir sanatçıydı ki sanatçı kimliğini çok doğru taşıyan isimlerden bir tanesiydi. Örnek bir isimdi. Evet, çok genç bir yaşta kaybettik Tarık Ünlüoğlu'nu. Allah rahmet eylesin diyoruz. Başımız sağ olsun. Haberimizi izliyoruz. Evet. 61 yaş. Çok Çok genç be genç. bir can. Şimdi onu düşünüyoruz. Ne yaşamış olabilir? Yani ne kadar yetecek ki? Hiç yetecek bir yaş değil. Tabii çok genç bir yaş, takdir-i ilahi bir şey diyemiyoruz ama bir yıla aşkın süredir kanserle mücadele ettiğini aslında biz off the record şekilde Biliyoruz. biliyorduk. İzleyicilerinden saklamıştı, yalanlamıştı çoğu zaman. Hatta senin sezonun başında şu anda hastanede tedavi görüyor dediğini hatırlıyorum. Evet, durumu Onu da gizliyordu. ağırlaşmıştı. Evet, durumu ağırlaşmıştı. Profesör Doktor Gökhan Demir'in de söylediği gibi kansere bağlı olarak artan solunum yetmezliği sebebiyle biz Tarık Ünlüoğlu'nu kaybediyoruz. Tarık Ünlüoğlu deyince çok enteresan bir özelliği var bence. Diğer oyunculardan onu bir tık ayıran. Hem dramayı hem komediyi Çok iyi. aynı anda çok iyi yansıtan ve çok iyi oynayan bir Hele ustaydı. sesi, Muhteşem bir ses ses tonu rengi. inanılmaz Hani yani bazı inanılmaz. insanlar televizyon gözünü kapat yine tanırsın. O Tabii. işte o seslerden bir tanesiydi.
Hep söylerim, eşini de muazzam beğenirim. Kendisini de öyleydi. Bir de çok 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 sevilen üzücü. bir Evet, oyuncuydu. Bak, mesela o da çok önemli bir kıstas. Tamam, oyunculuğunu yaparsın, çok başarılısındır. Ama karakterin hani yeterince herkes sevmeyebilir, yani bence olabilir. şöyle, Herkes seviyordu. herkesin Tarık abisi o, kesin. Esnafın Tarık abisiydi, çalışanların Tarık abisiydi, setteki arkadaşların kesinlikle öyle olduğuna eminim yani. Birazdan çok yakın dostların mesajlarını sizlerle Evet. paylaşacağız. Gerçekten çok yürek burktu. O mesajlar daha da içimizi İnsanın canını acıttı acıtıyor. açıkçası. En sonunda O Ses Türkiye'de bir şarkı okumuştu, Evet. Yoruldum diye. Hep beraber bir onu dinleyelim. Çok Ya resmen etkileyici. şarkı da anlamlı. Yorgunum, Ekleme beni. Beni o beni limana bekleme. çıkaramayacaksın. Evet, çok da güzel okumuş. Çok Muhteşem da güzel okumuş. okumuş. Yani şimdi o anılarla beraber onu yaşayan insanların acısını düşünsene. Ya eşini düşünsene. Yani Çok da iyi anlaşıyor. Yani çok güzel bir çiftti. muhteşem bir çiftti. Gerçekten Evet. o ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu. Tarık Ünlüoğlu aslında ilk vefat ettiğinde Twitter'da TT Tarık Ünlüoğlu diye değil, Testere Necmi diye oldu. Kurtlar Vadisi'nin Testere Tabii Necmi'siydi ve unutulmaz evet, bir unutulmaz bir karakter, karakter. unutulmaz. Çok önemli karakterlere hayat verdi ve bizim evimizin içine giren çok değerli bir sanatçıydı. Ama bir bakıyorsun, bak, Tarık Ünlüoğlu deyince benim aklıma gelen iki isim sayacağım sana. Senin aklına geliyor mu? Yanına birleştiriyor musun? Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca. Direkt değil mi? Aynen. Ayrılmaz üçlü. Doğru söylüyorsun. Ayrılmaz üçlü. Ya birazdan onların paylaşımlarını vereceğiz. Çok acı. Gerçekten hani o kadar hissediyorsun ki içindeki acıyı. Evet. Mesela şimdi Selçuk Oktay'ınki abinin. önüme düştü. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı. Yani iki cümleyle o kadar derinden anlatmış ki, doğru Çok. söylüyorsun. Tam da sen Testere Necmi demişken Verelim mi? verelim o görüntüyü. Evet. Geldi. Testere Verelim mi Necmi. paylaşımları? Verelim. Maalesef vereceğiz tabii. Çok üzücü. Çok üzücü bunları yaşamak ama. Bilal, onlara geçelim. Çünkü Oktay Kaynarca bir de dayanamadı Oktay. Ya ben Oktay'ı takip etmememe rağmen gittim, yani yorum yapma zorunluluğu hissettim kendimde. Sürekli paylaşım yaptı, sürekli Öyle mi? durmadı. Oraya çok dikkat edemedim. Evet, durmadı. Hatta Tarık Ünlüoğlu, bir dakika tam okuyayım Abim. yanlış. İlk paylaşımı o değil mi? Mekanın cennet olsun Evet. canım abim yazmış. Hani o abimi o kadar ciğerden, yürekten söyledi belli ki Çok. insan direkt içi titriyor. İlk Ay, paylaşımı çok bu fena. Evet, Oktay'ın. sen bir ona bak. Ben bir şey merak ettim. Atı Demirer bir şey paylaşmış. Sonrasında ay bir tane daha işte bu paylaşım. Tabii Üzerine ki paylaşmış. şöyle sarılmış. Yani o kadar abi kardeş dostluğu şu fotoğrafta var ki Çok erken yaş ya nokta Ece. nokta nokta koymuş, diyecek bir şey bulamamış. Hani o kadar derin Çok ki. hissediyorum ya Oktay'ın şu an var ya neler hissettiğini. Sonuna da şey yazmış, bir tane daha görüntü. Şu hatta O Ses Türkiye'deki O performansını şarkıyı, vermiş. performansını Tarık abi ölür mü? Ölmez yazmış. Üçüncü Gerçekten paylaşım. bazı isimler Ölüm. ölmez. Aynen. Sadece fiziksel olarak aramızdan ayrıldı. Bir kere eserleri, bize kattıkları. Ben birçok paylaşımda şunu gördüm. Demet Akalın da bunlardan bir tanesi. Diyor ki hiç tanımadan sevdiğim. Yani Evet. herkes de, ben mesela hiç tanımıyorum ama istemsiz bir şekilde Tarık abi diyesim geliyor. Ya Dedim ya sana. gördüğün yerde Evet. bak, yani hiç tanıma gerçekten. Gördüğün yerde seninle konuşuyor, sohbet ediyor. Bir Muazzam. anda zaten hani tanışıyormuşsunuz, samimiyet kafasına giriyorsun. Şu konuda içim rahat Ben Ece'si. de bana mesela, çok özür dilerim Ya sözünü söyle. kes. Bana en son Selçuk abiyle birlikte Tarık abi ikisi o paralı platform var ya, tek tek Ha. izledikleri dizileri bana söylediler. Ha, Şunu şunu izle, izle, bunu bunu izle, izle. şunu izle. O dizileri izliyorlarmış. En son sohbetim oydu. Gerçekten ben de yakın değildim. Ama inan ailemden birisini kaybetmiş gibi üzülüyorum ben de. Evet, zaten biz de çok üzülmüştük ama şunu söyleyeyim. Şu konuda içim rahat. En azından söylemezsem olmaz ailesi olarak. Biz onu yaşarken de çok güzel sözlerle hep anımsıyorduk. Çok güzel sözlerle haberlerini veriyorduk. Senin de Onunla onu çok ilgili kötü sevdiğini bir haberi biliyorum. çıkmadı zaten, Ya o bazı çıkamaz. haberlere sinirleniyordu ya. Mesela bize bağlanıp açıklama yapması falan çok güzel, çok keyifliydi. O konuda içim çok rahat. Bu da son paylaşımı, kuşları paylaşmış. Bu da enteresan. Yani Çok üzücü. acaba hani kanser tabii ki moral lazım. Birçok yenen Allah'ımıza şükürler olsun. Çok kişi var çevremizde. Erken teşhis çok önemli. Ama Tarık abi acaba vefat edeceğini biliyor muydu? Yani bu hastalığa yenileceğini hissetmiş miydi? Kuşlar da
göçer gider ya, en son paylaşım bir manidar değil mi? Yani herkes genelde vefattan önce bir his geleceğini söylüyor. Zaten hayatı boyunca duygusal paylaşımlar yapan, duygu yüklü bir ses tonuna sahip olan bir insanın bunu yapması da tesadüf değil tabii. Şöyle söylediği şarkı bileci o Yok. kadar manidar ki Evet. ben bu konuyu birebir Oya abladan çok iyi bildiğim için son sözleri beni çok iyi hatırlıyor. Yani Ya böyle bir şey var mı ya? sen birebir Cuma yaşadın. gidiyorsun, pazartesi yayın yapacaksın. Niye böyle konuşuyorsun Oya abla dediğimizde içinden geldiği gibi konuştuğunu söylüyor. Yani çok Selçuk enteresan. yöntemi de söyleyeyim mi bir Bilal, hastaneye Selçuk gelenleri yöntemi de söyle. vermeden? Çünkü o Ben da çok de önemli. Eyvah Eyvah filmlerinden hep görmeye alışık olduğumuz Ata Demirer'le olan Evet. şeye baktım. Ata Demirer'le çok güzel bir paylaşım Selçuk yapmış. yöntem, bir de dörtlü görüşüyorlardı eşleriyle birlikte, hiç ayrılmazlar onlar. Can Ah dostum can, yüreğim yanıyor bunları yazarken. O gülüşün olmadan ne yapacağız biz? Ben demiş sonuna da yani. Çok acı. ay şey çok güzel. Ata Demirer hani hep Eyvah Eyvahlar'da Tarık abi oynatır diye ya, yazları tabii oynar. Uzun yaz gecelerimiz vardı. Kahkahalarınla aydınlanan, tepede senin tabirinle dünyanın en güzel ayı. Bir şarkıydık, bittik, artık hatıralar var geride, kalan filmler ve senin sesin kulaklarımda abicim diyor. Demiş ki dünyanın en güzel ayı bu ay diyormuş o gece mesela ayı gördüğünde. Sen çok yüreklerimizden geçmiş muhteşem bir oyuncusun, Tarık abisin herkesin. Allah Mekanın eşine, cennet en çok olsun. eşine, hayat Güzeller arkadaşına güzeli eşine sabır versin. sabırlar Hastaneye diliyoruz. koşanlara bakalım. İlk haberi alır almaz hastaneye giden Verelim. yakınlarına bir bakalım neler demişler. Evet. Birçok Evet, oyuncu, birçok birçok oyuncu dostu koşturmuş hemen. hemen Ve yanına gitmişler. Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıklamış. O detayı hep beraber bir dinleyelim bakalım. Oya Başar da çok yakın dostuydu. En son tatilde Mehmet Aslantuğ'la birlikte yine paylaşımları vardı. O da koşturmuş. Evet, ne diyor o zaman? Yok Tamam, ki. ben okuyayım o Var zaman. sende değil mi? Canım Evet. canımız diye başlayan. Heh. Sen okusana. Canım, canımız, canım arkadaşım çok erken gitti aramızdan. Sürekli görüşüyorduk. Dün akşam görüşmedik sadece. Bugün de vefatını öğrendik. Hastanedeydi, tedavi görüyordu. Yoğun bakıma alındıktan 15 dakika sonra hayatını kaybetti diyor Oya Başar. Duygularını bu şekilde paylaşmış. 61 yaşındaki arkadaşının ardından bunları söylemiş tabii ki. Yani aslında bir önceki röportajlarda da çok iyi görünüyordu. Hastaydı evet ama çok iyi görünüyordu diyen Evet. ziyaretçiler var. Hemen sonrasında 15 dakika sonrasında vefatı gerçekleşeceği aslında Bir can hiç beklenmiyor yansıtmıyordu ki. yani. Sen bir yıldır kanser, bir tane paylaşımını gördün mü? Bir tane bir röportajını, evet kanserim dediği bir röportajı var mı? Di Niye yok. bunu yapıyorlar? Güler Sevdiklerini yüzün. üzmemek için mi? Tabii ki Mesela güçlü, Nuray Hafiftaş annesi ve babasını üzmemek için yıllarca kanser olduğunu güçlü saklamış. görünmeye çalışıyorlar. Belki de güçlü görünüyorlar da zaten. Güçlüler de. Moral, motivasyon çok önemli. Onun ailesi, çevresi, oyuncu arkadaşları onun hiçbir zaman moralsiz olmasını Evet. istememişlerdi. Mutlaka ona moral vermişlerdi ve maalesef bir acı haberimiz daha var sevgili seyircilerimiz. İki ölüm arda Yeşilçam. arda geldi. Yine Yeşilçam'ın çok değerli bir yıldızı Abdi Algül hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin Allah'tan diyoruz. rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz. Keza aynı şekilde. Ece şimdi hemen söyleyelim. Tarık abinin cenazesi bugün yarın Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek. Onların ayrıntılarını da Onu da verelim, verelim. evet. Ve Abdi Algül hakkında da küçük bir bilgimiz olsun. Yine sevgili seyircilerimiz, zaten hepimiz çok yakinen tanıyoruz ve seviyoruz değerli sanatçımız ama Allah rahmet eylesin. Kemal Sunal'ın Tokatçı filminde canlandırdığı kara borsacı karakteriyle hafızalarda yer etmişti. 170'e yakın filmde rol aldı ve filmlerine daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. 86 yaşında evinde vefat ettiği öğrenildi ve Algül'ün uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı yine öğrenilen bilgiler Evet, şimdiki arasında. hal daha çok şey oldu Evet, birazcık gözümde. görüntüyü verirsek Evet. hatırlatalım. Evet, Yeşilçam'dan kayan yıldızımız Abdi Algül, tabii ki Allah rahmet eylesin diyoruz ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ama cenazesinin ne zaman, nerede kaldırılacağı ile ilgili bir bilgimiz olmadığı için veremiyorum şu an size. Ama Tarık abi, Tarık Ünlüoğlu ile ilgili tabii ki bilgimiz var. Çünkü haber ajansları Ve elimize tabii ki Devlet ulaştırdı. Tiyatrosu hemen Evet. açıklama yaptı. 3 Ekim'de yarın son yolculuğuna uğurlanacak Tarık abinin cenazesi. İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11'de bir töreni
tören olacak. Sevenleri lütfen orada olsun. Ve tabii ki hemen öğle namazına müteakip Levent Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla Zincirlikuyu mezarına defnedilecek. Yarın Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesi maalesef son yolculuğuna uğurlanıyor. Allah rahmet eylesin Amin. Diyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz ve diğer haberimizle devam ediyoruz. Hayatta devam ediyor maalesef. Ya evet, maalesef devam ediyor. Demet Şener'le devam edeceğiz bu sefer. Sen düzlü fotoğrafla ilgili Oy. Enteresan bir yorum yaptın. Yani bunu şöyle. Kimi düşünerek yaptın? İbrahim Kutlay'ı düşündüm. İbrahim Kutlay'ı düşündüm. Ama şimdi yani boşanan tabii ki birçok aile var Bircan. Evet. Ve çocuklarına abilik yapabilecek birisiyle evlenmek isteyen ve gerçekten abilik yapan birisini bulmak isteyen o kadar çok kişi varken Demet Şener bulmuş diyorsun aslında. Tabii ama bu bir çok güzel bir şey. Evet. Evet. Ama bir yandan da İbrahim'i İbrahim düşünüyorsun. Kutlay'ı düşün. Ama şöyle de bir durum var. İbrahim Kutlay çok uzun süre Edwina Sponza ile beraberken evlatlarını düşünebildi mi? O aşamada onlar Edwina çocuklarla bir araya geldi mi geldi acaba? Mi? Ya da işte bu mu doğrusu? Evet. İbrahim'in mi yaptığı doğrusu? Şimdi söyleyelim bu fotoğrafı da sevgili seyircilerimiz. Demet Şener bu fotoğrafı paylaşıyor. Demet Şener biliyorsunuz boşandıktan hemen sonra evlendi. Hemen sonra derken bir iki yıl sürdü o zaten dava. Sonrasında çok mutlu bir evliliği olduğunu zaten gözler önünde yaşıyor ve görüyoruz. Ve çocuklarıyla biliyorsunuz nikah töreninde bulunmuştu. Evet. Ve şimdi de oğluyla bir fotoğraf paylaşıyor ve resmen fotoğrafa bakınca baba oğul ilişkisini çok yakından görüyorsunuz. Tabii ki baba aşkları, gibi olamaz. Ama Ömer onun fotoğraf değil mi? Çok güzel. Yakışıklı oğlu Ömer ve aşklarım notuyla yüklüyor. Aşklarım. Yani tabii herhalde bir annenin hayatındaki en büyük aşkı evladıdır. Sonrasında da hayatındaki gerçek aşkı gelir belki ama. Şimdi bu fotoğrafın neresinden bakarsan bak İbrahim'in canını acıtacak bir fotoğraf. Şimdi kızıyla da olacak Cenk Küpeli'nin. Evet. Yani İbrahim Kutlay'ın kızıyla da bir fotoğrafı olacak. Evet. Ya çok düşkün İbrahim. Ve bunun çok iyi bir baba olduğunu biliyoruz. Evet. Ve bir kıskançlık olur mu acaba arada? Düşünsene. Vallahi çünkü ben aynı evde yaşıyorlar şu an. Bak ben bir şey söyleyeyim. Ben Eymen'i bile kıskanıyorum başka kadınlarla görünce. Yani nasıl kendi çocuğunu evet, kıskanmayacaksın? Evet biraz zor olabilir o iş. Yani delirirsin yani. Ama bir yandan da şunu düşünür müsün? Empati yapıyorum mesela İbrahim Kutlay'ın yerinde. Çocukları mutlu. Muhteşem. Çocuklarını Ama seven günün bir sonunda abi bunu var. düşünürsün. Yani günün sonunda kendini teselli edersin. Ama içten içe Yersin. Bir yersin yani. Bunu bak kimse, bunun hiç magazini yok. Bunun hiç selebritisi, ünlü ismi yok. Bu kim olursa olsun bunu yaşar yani. Üst komşum ayrılsın, başkasıyla evlensin, babası yine sorar. Eğer babalık vasfı varsa içinde. Bazıların da babalık vasfı o kadar olmuyor ki. Buna alkış bile tutarlar. Ay ne güzel, ben ilgilenmiyorum, bari ilgilenen biri çıkmış diyebilir. Ama İbrahim Kutlay öyle bir öyle baba bir değil. Durum varsa iyi ki zaten baba değil yani o. Yani iyi ki ayrıldılar. İbrahim'e mesaj atalım mı İbrahim Kutlay'a reklam arasında? Ben valla yeni telefonumu hiç... Ben mesaj atarım. Yani ne hissediyor merak ettim. Bu fotoğraf acaba onu rahatsız etti mi, irite etti mi? Ya bunu zaten İbrahim rahatsız olsa da söylemeyecek. Söylemez. Söyler mi? Söyler. Bence söyleyeyim. Ya her şeyi söylüyor. Niye söylemesin? Bence Cenk'le bu konuyla ilgili karşı karşıya gelmek istemeyecek. İbrahim. Gerçi İbrahim de durdu biliyorsun ilk söylemezsem olmaza konuştu. Evet, İlk canlı yayınında burada gerçekleşti. Ama çocuklarıyla ilgili haber çıkıyor. Bu da çocuklarla ilgili. Çok canı sıkılmıştı. Tamam sen bir presle bakalım. Ben bir konuş. Peki bir şey söyleyeceğim. Cenk Küpeli'nin duruşunu nasıl buluyorsun? Bak yani bir kere çok sabırlı olduğunu baştan düşünüyorum. Beri duruşu. Şimdi Cenk hayatında hiçbir evlilik yaşamamış. Tabii çok uzun bir süre bir ilişki yaşayıp nişan atmış ama evliliğini ilk kez tadıyor. Hiç baba olmamış. Şimdi çocuk yok. Tecrübe konusunda Demet'ten çok çok daha aşağıda tecrübesi. Demet daha tecrübeli. Tabii. Ama kadının tecrübeli olduğu yerlerin daha iyi bir fren olduğunu düşünüyorum. Kadın daha bilinçlidir. Erkekler tecrübeli olur ama ders almıyorlar. Kadın alıyor. Ve aldığı o dersi mutlaka Cenk'i hayatında empoze edecektir. Ben bence de neredeyim biliyor musun? Ne? Bak adamın duruşu. Duruşu var. Nedir o? Kameralara ne yaptı? Çıkmıyor değil mi? Hayır hayır değil. Ben o hiç orada değilim. İbrahim Kutluay'la birlikte yaşadığı bir ev vardı. Ve gerçekten ev ultra lüks bir ev. Çok güzel bir evde yaşıyordu Demet Şener çocuklarıyla. Cenk Küpeli evlenir evlenmez o evden taşındı. Birlikte taşındılar tabii dolayısıyla. Başka bir eve geçtiler. Güzel. Her erkek bunu yapmaz. Evet. Bazı erkekler vardır. Gider o evde yaşamaya devam eder. Ne yapar harcasın. Ama gitti. Belki kiraya geçtiler. Ama kendi evlerindeler. Bak o çok güzel bir duruş değil mi? Ya tabii aslında şöyle de bir duruşu var. Rahatsız olmaya da bilirdi. Rahatsız ama ben olsam olurum. Bence orada Cenk değil rahatsız olan. Bence Demet'i oradan almak istedi.
Evet. O da bambaşka bir Tamam, durum. o da güzel bir Evet, şey. çok O da bir güzel bir durum. duruş. Cenk Küpeli böyle şey buluyorum ya. Fazla sakin buluyorum. Yani bu camianın insanı olmamasına rağmen fazla sakin buluyorum. Yani çok alışkın gibi. Ha evet. Değil mi? Kameralarda dur. Ya ama ön plana çıkmaması güzel bir şey. Sürekli Demet Şener Ne konuşuyor iş bak. yapıyordu? Bir uçuş firmasında yönetici miydi? Öyle bir Şey, şey. eski basketbolcu o da. Ha, evet, onu Evet. biliyorum. Peki devam ediyoruz. Ceren Kaplakarslan'la ya acayip gelişmeler var sevgili seyircilerimiz bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz annesiyle birlikte bayağı şiddet görmüştü. Görüntüleri gördük. Sonrasında arkadaşlara bağlandı. Şiddet gören neredeyse bizim arkadaşımız dediler. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Mahkemede neler yaşandı? Temel Kankıran'ın avukatı tüm olanı biteni de canlı yayında bizlerle birlikte konuşacak ve sizlere açıklayacak. Bakalım önce bir izleyelim neler olmuş. Enteresan bir Neler oluyor? iddia. Darp raporunu gösterme nedeninin Amerikan vatandaşı olmak için. Bak ben yine şaşırdım. Yani bir hastane kol kırık diyor, bir hastane demiyor. Yani ben bu Son hastaneleri çıkan de şeyi ortaya çıkarırım ha söyleyelim. yani. Hangi hastane kol kırık diyor, hangi hastane kol kırık demiyor. Ben o hastaneye de dava açarım. Eğer Evet, Temel şöyle. Kankıran'ın yerinde olsam. İkisi de özel hastane. Bir tanesi F ile başlayan. FN biliyorsun. Aa. FN'de kırık olduğu Kırık söyleniyor. diyor. Evet, diğerinde kırık olduğu söylenmiyor. Ece, şimdi bir bilgi var Devlet ama. hastanesine gitmek gerekmiyor mu böyle bir durumlarda? Darp raporu geçerli olmuyor ki özel hastanede. Evet, doğru söylüyorsun. Sonuç olarak diye bir şey vardı. Sonuç olarak sağ elindeki bir parmağında sadece bir kırık tespit ediliyor. Evet. Nuray Hanım'ın. Diğer kolda bir kırık yok, öbür kolda bir kırık yok. Sadece sağ elindeki parmağın bir tanesi kırık. Onu Bir söyleyeyim. soralım mı avukatına? Temel Soralım. Kankıran'ın avukatı tüm olan biteni bize açıklayacak. Nazlı Hanım hattın diğer ucunda. Hoş geldiniz efendim. Günaydın. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar Teşekkür diliyorum. ediyoruz. Neler yaşandı mahkemede? Neler oldu? Anlatabilir misiniz bize? Dün duruşma sırasında her şey olağan akışına yer aldı. Müştekiler, Ceren Hanım ve Nuray Hanım gelmediler duruşmaya. Zaten mahkemeye sunduğumuz delillere karşı bir cevapları yok. Hem de müvekkilime zarar vermek ve tutukluğun devamını sağlamak amacıyla böyle bir yöntem izlediler. Kendileri şu anda AB'dediler, duruşmaya gelmediler. Süreç olağan akışını işledi. Zaten delillerimiz vardı. Ve bu mahkemede bir şaibe yarattı olayların akışı ile ilgili. Ve sonuç olarak da tahliyesine karar verildi Nazlı Hanım müvekkilime. deliller neydi? Biz görüntüleri izledik. Görüntüde bir darp vardı. Yani deliller neydi? Nelere Şimdi cevap veremezlerdi? Niye Amerika'da olduklarını kendileri mi bildirdi? Bize biraz daha detaylandırır mısınız? tabii ki de. Şimdi olaylara baktığımızda iddianamede kendisinin Ceren Hanım'ın tekmelendiği ve iç kanama geçirdiği ve çocuğunun sağlığının yerinde olmadığı ve silah kabzasıyla vurulduğuna dair bir iddiaları var. Evet. Bu iddialar çürütüldü. Daha doğrusu bizden bir şüphe bırakıldı. Silah kabzasıyla herhangi bir vurma Yok. müvekkilim tarafından gerçekleştirilmedi. Ayrıca ilk saldırı Ceren Hanım ve Nuray Hanım tarafından müvekkilimin silahını almaya, Temel Bey'in silahını almaya Evet, o yönelik görüntüyü yapıldı. gördük. Gördük o Evet. görüntü. Biz meşru müdafaa savunmamızı yaptık. Ayrıca da doktor raporunun yanıltıcı olduğu yönündeki beyanlarımızı da hem devlet hastanesinden aldığımız, köklü bir eğitim araştırma hastanesinden aldığımız, hem de diğer iki özel hastaneden aldığımız raporlarla kanıtladık. Şu anda Adli Tıp Kurumu'nda bunlar incelenecek. Ve Mart'taki duruşmaya kadar da bu süreç yeniden aydınlatılacak. Yüce Mahkeme bu oyuna gelmedi. Ve suçsuz olduğuna dair bir ara karar olarak görüyoruz biz bu tahliye kararını. Peki İkinci şimdi Mart'ta yani. Mart'ta kesin Mart'ta sonuç. devamı var mahkemenin. Evet. Peki Temel Kankıran ile ilgili şöyle iddialar vardı Nazlı Hanım. Biz bunu dile getirdik, şöyle arkadaşlarına bağladık. Sizden avukatı olarak bilirsiniz diye düşünerek soruyorum. Sizden Evet. bir talepleri oldu mu Ceren Hanım'la annesinin Maddi. ev, maddi ev, araba ve 250 bin euro kadar? Bu talepler konusunda çeşitli konuşmalar tarafıma gerçekleştirilmedi. Ancak baştan beri zaten olayların başından beri ailenin bazı talepleri olduğu konuşuluyor. Özellikle evlilik konusunda, nikah konusunda bir baskı sebebiyle zaten bu olaylar da biraz patlak veriyor. En önemlisi de reklam için yapılıyor. Şimdi doktor raporlarını da baktığımızda 3 tane hastaneden aldığımız ve Nilüfer Hanım da yani Ceren Hanım'ın annesi de
el bileğinde, kollarında herhangi bir kırık rastlanmadığına dair raporlarımız var. Evet. Şimdi buna baktığımızda Instagram paylaşımlarında, medyada, iki kolda da çok büyük ağrılar görüyoruz. Tabii, Bunlar bileğe şey tamamen dirseğine kadar. medya algısı yaratmak, ajitasyon yaratmak, kadına şiddet gündeminin maalesef kullanılmasını kullanılarak prim elde etmek amacıyla yapıldı, Peki reklam bunlar amacıyla nasıl bir yapıldı. prim? Ne reklamı olabilir Nazlı Hanım? Bir kadının çıkıp da Evet. işte gözünün o şekilde göstermek veya tanınmamış bir erkek. Ceren Hanım Şimdi iş de yapmıyor şu an. Hani 12 Eylül'den sonra yapılan özellikle paylaşımlara baktığımızda medyada Ceren Hanım'ın eski görüştüğü insanlarla olan fotoğrafı da yayınlandı ve medyada üstte kalmak amacıyla çeşitli çabalarda bulundular. Bunun haricinde tabii ki de müvekkilden taleplerini gerçekleştirmek amacıyla, müvekkilinden istedikleri talepleri o gerçekleştirmek daha amacıyla bir mantıklı baskı geliyor ortamı çünkü yaratmak hamile istediler. zaten. Nasıl çalışacak? Evet, baskı yaratmak istediler. Peki evli Yani mi bunun Temel Bey? karşılaştırdığı... Sizin temsil ettiğiniz beyefendi evli mi Temel Müvekkilimiz. Kankıran? Yok yok, evli değildir kendisi. Evli değil bak Ama bir de. sanırım bize yasak aç diye veriyorlar basında. Ya evet, bu çünkü bu medya algısını yanıltmak amacıyla yapıldı. Kendisi Allah evli Allah. değildir. Hiç evlenmedim. Çocuğu var mı? Var mı? Merak ettiğim için soruyorum. Çok özel değilse. Kendisine bunların yöneltilmesi gereken sorular ama şu anda hüviyeti bekardır Tamam, Temel Bey. belli ki evliyken bu ilişkiye başlanmış ama bir ısrar Yok, varsa, ben böyle bir beyanda bulunmuyorum. ha, yok yok Yani öyle bir siz, çıkarım yapamazsınız ha, şu anda. tamam, ya ben zaten magazin yorumu yapıyorum, benim başım hep o yüzden Evet. belalarda. Şimdi bence bu evliliği dayatarak benimle illa evleneceksin, nikah kıyacaksın mantalitesiyle o çocuğun arkasına sığınmak Temel Bey'i çıldırtmış olabilir. Kavga buradan mı Bence çıktı buradan demek çıkıyor ki? kavgalar. Nikah konusunda mı? Evet yani. Ya açıkçası Ceren Hanım'la Temel Bey arasında herhangi bir sorun bulunmamakta. Bunlar Ceren Hanım'ın ailesi tarafından özellikle baskıyla gerçekleştiren olaylar olarak değerlendirmekteyiz. Ama gün ışığına zaten gelecek aylarda da çıkacaktır. Ya Temel Bey'in Bu izni olayla olmadan mı bu gebelik bu devam ediyor. gebelik devam ediyor Nazlı Yok, Hanım? Temel Bey çocuğunu görmek istiyor. Aksine bu yönelikte iddialar yanlış. Biz karşı tarafa hep ulaşmaya çalıştık. Hem çocuğun Allah Allah. gösterilmesi konusunda zaten Temel Bey tanık beyanlarında da görüyoruz. Yani Nuray Hanım'ın arkadaşı o gün o belirttiğiniz özel hastaneye Evet. geliyor. Muayene edilmesi için. Çünkü muayene edilecek Ceren Hanım. Ve Temel Bey hem Ceren Hanım'ın muayene masraflarını ödemek amacıyla hem de çocuğun sağlık durumu için alelacele bir şekilde oraya arkadaşlarıyla Geliyor, sirayet saunadan ediyorlar. çıkıp, evet. Yani ve sonrasında da hem Ceren Hanım'ın sağlığı hem de çocuğun sağlığı için karşı tarafa kaç kez ulaşılmaya çalışıyor. Ayrıca düne kadar da biz duruşma öncesine kadar da ulaşmaya çalıştık ama karşı taraftan herhangi bir cevap gelmiyor Amerika'da bu olduğunu konuda. nereden biliyorsunuz Nazlı Hanım? Kendilerinin Amerika'da yurt dışı oldukları bilgisini karşı taraf verdiler. Peki bizim şimdi görüntülerde biz haberi verirken ekibimizin yaptığı araştırmada şöyle bir şey çıkıyor. Amerikan vatandaşı olmak istediklerine dair bir bilgi gelmiş. Doğru mu? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Nuray Hanım'ın ABD vatandaşlığı var, Ceren Hanım'ın ise yok. Zaten bu ABD'ye gitme süreçlerinde her çocuğun ABD vatandaşı olması sağlık hem de Ceren Hanım'ın vatandaşlık sürecini başlatmak amacıyla gittiğini biliyoruz. Maddi Maddi olarak bir yönleri zararı ayrı. varmış. Bir dakika, bir şey daha söyleyeceğim. Aklıma geldi. Ne? Bu Ceren Hanım'ın babası Atilla Kaplak Arslan'dan bir ticari bir ilişkileri olmuş Temel Bey'in ve sanırım bir zarara uğratmışlar Temel Bey'i. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Sanırım Bu konu mevzular da burada. hakkında herhangi bir bilgim yok. Ha. Peki benim merak ettiğim başka bir şey daha var. Madem Ceren Hanım'la annesi maddi olarak bir şeyler almaya çalışıyor, arkadaşlarının iddiasıydı. Neden Amerika'ya gider ki? Amerika'da nasıl bunu Çocuğunu temin çünkü edecek? silah olarak kullanıyor. Şu anda Temel Bey kendi çocuğunu göstermeyerek onu Amerika'ya kaçar. Kendisini silah olarak kullanıyor ki biz bunu ABD'de de yargısal takip sürecini yapacağız. Bu çocuk Temel Bey'in de çocuğu, iki insanın çocuğu ve beraber anlaşarak Allah'ım büyütmeliler. O sahip yüzden çıkma. de biz ABD'de bunun yargısal takibini yapacağız. Kendilerine dönmemeleri takdirinde Peki efendim, çok de şu teşekkür anda o ediyoruz. süreci de başlattık. Çok Peki, teşekkür ederim. teşekkürler, Sağ olun, iyi geçmiş olsun. yayınlar diliyorum. Sağ Sağ olun. olun.
Ece bu iş çocuk, ben o zaman da söyledim. Çocuk bir hayatı kurtaracak bir şey olmamalı. Sen çocuğun hayatını kurtaracaksın. Evet. Çocuk bir hayatın garantisi olmamalı. Yani evet, çocuğu silah olarak kullanan birçok kişiyi medyada da, magazin basınında da çok gördük bugüne kadar. Maneviyatsız bir yaklaşım bence. Evet, çocuğu Anneye yani... yapıyorlar, evliliğe ikna ediyorlar veya işte onu maddi güç olarak kullanıyorlar. Ne kadar acı bir şey aslında. Evet. Olan o çocuğu alıyor. Şimdi ben ne zannediyordum mesela, biliyor musun? Temel Bey'in çocuğuna sahip çıkmadığı, çocuğunu İstemediğini istemediği, ben de öyle sanıyordum. evli olduğu, bak bize yansıtılan bu Evet. Bircan. Bu çıkar, mesela çıkarım yapmanız doğru değil diyor ya, yani beyanda bulunmadım diyor. Biz zaten, ben çıkarım, benim olayım çıkarım zaten. Ben onlardan başka bir şey daha çıkarttım. O Yaşar Bey'le bir tane Levent mi bir Evet, bağlandı ya. arkadaşları Evet, o bağlandı. beyefendiler bağlandı. Çıkardığım bir şey daha var ki, aralarında Ceren'le Temel'in arasında dini nikah var. Dini nikah var, evet, Evet, yani doğru. çok net bir şekilde hanım, yenge, Hanım diyorlar. eşi, hanımı diye konuştuklarına göre dini nikah var. Yani. Artık ama resmi bir şekilde bekar olduğunu avukatın beyan etti. Yasak aşk dememiz artık doğru Evet. değil. Onu da söyleyeyim. Peki. Kubilay Aka ile devam ediyoruz. Miray Kubilay'dan bir Daner'e cevap geldi. geldi. Hadi Bir de bakalım. inkar var. Miray Daner'i aldattığı söylenen Kubilay Aka. Ya yine bu yaşları yazıyorsunuz ya şu magazinciler. Bak gene yazdırmış editör. Kendisinden 12 yaş büyük oyuncu Bade İşçi'yle görüntülenince olanlar oldu. Aşk yaşadıkları iddia edilince çıkan haberler sonrası Kubilay Aka açıklama yapmış. Ne kadar heyecanlı bir yayındı. Yaşar'ı canlı olarak Metris'e uğurluyoruz. Bir yandan Seren. Metris'e, evet, gönderen Seren Serengil hattın diğer ucundaydı. Evet. Canlı canlı o ona ölümü önüne gelmesin. Ölüme, Ona ölümüme, ölüse ölüsüne. ölüse ama İşte tamam. ama Ay gülüyoruz bir ama gerçekten aslında sinir bozucu. Düşünsene. Yani kaç ay aynı yastığa 14. baş koyuyorlar. Sonra şiddet olayları çıkıyor, iddialar. Sonrasında da hapishanede başlayıp hapishanede bitiyor ilişki. Çok sıkıntılı bir süreç. Seren üzgünüm dedi telefonu açtığında. Siz benim ne yaşadığımı biliyorsunuz. 3 gün ben de hapse Evet. girmiş gibiyim dedi. Hemen program bitiminde paylaşımlar yaptı. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz niye bu konuya geçtik? Ha tamam. Kubilay. Ya artık sinirim bozuldu. Benim de sinir, ama Kubilay insanın bunu Aka. konuşası. Hayır, öyle bir Kubilay'a asor. konuşalım. Kubilay'ı Peki Kubilay'a konuşalım. konuşalım. Senin ilgi Bak. alanına giriyor. Bak şimdi. Kubilay Aka Playboy nur topu gibi hayatımıza girdi. Nasıl girdi? oldu Yazın valla. Miray'dan ilişkisi çok güzel giderken birden bir aldatmayla karşı karşıya kaldığı iddiası çıktı ortaya. Ya bir de çok çirkin bir aldatma ya. Bak valla bak sinirleniyorum. Bana Nasıl geliyorlar çirkin? sağdan sağdan, soldan soldan da geliyorlar. Aldatmanın Neydi? nesi En çirkin olabilir? çirkini şuydu. Ay güzel gözlerine bakarak Ha. bilmem ne güzel bir veda. Ay aynı gece ya, aynı gece el başka yerde. Başka yerde Şşt. ama. Belde de değil. Olacak iş değil. Ne biçim bir ilişki yaşamışsınız? Ne biçim bir saygı? Sonra kızı bir de takip alıyor tekrar. Ama kızın Oldu. duruşu. Helal olsun Miray. Miray, evet, sana helal olsun. Geri almadın takibi, ama ben Sinirlendim yine yine. de her zamanki gibi bunların barışacağını düşünüyorum. Bak bunu yaz. Miray Kubilay'ı affedecek. Yani affedecek ya. Kubilay her çiçekten bal alıp Miray'a dönecek. Ha, Miray da kabul edecek. Miray da Edecek. bekliyor. Edecek. Bütün kızlarla geçsin, tozsun, Bak gaza gelsin. Oh. getirme, edecek diyorum. Hayır, etme Miray. Etme. Sonuna Nasıl kadar olsa. arkandayım. Nasıl olsa edeceksin Miray. Ya sen başkasının eline dokunan, başkasının hatta eline de dokunmamış dokunan adamı kabul eder misin, yanına Ya alır ben etmem, mısın? ama o Ben de ilişkide etmem. ayrılar ya şimdi. Hani ayrılar. Ne ayrılar? Hayır. O gün veda mesajı atmış. Ha Senin sen onu gözlerine diyorsun. Ben sandım ki Bade'yi. Hilal'den bahsediyorum ben. Ha. Peki Bade'ye ne diyorsun? Bade'yle bence doğru değil ama yani Posta Gazetesi de gayet rahat öpüştüler diyor Öpüştüler dudaktan. diye çok rahat bir şekilde yazdı Posta Gazetesi. Bir de o fotoğrafta hiç aşk, tabii bu fotoğrafta hiç aşk yok yani. Like kovalayan Bir de sanki. burası, bir dakika, mekan olarak söylemem lazım. Burası sote bir yerdir. Bizim eski kulübün olduğu yerde. Bu restoran özel bir restorandır. Tepede böyle. Otel var ya. Onun karısı mı? Hayır, onun değil. Bu, şöyle söyleyeyim. Kaçamak yapanların gittiği bir restoran. Çünkü herkesi almazlar. Özel bir restorandır. O zaman neden oradasınız? Ha. Yakalanmamak için. Ama en kötüsü ne biliyor musun? Oraya da gidenler çok böyle enteresan insanlardır. Genellikle hani ünlü olmasa da işte sosyete, Cemiyet cemiyet hayatından. hayatından isimler. Kim çekti de bunu paylaştı? O çok acayip. Bunu çekenin Çeken de çalışan olmaması lazım bir çalışan kere. değil kesin. Mümkün değil. Oturan belli. Belli ki oturan birisi. Açı.
Zaten hangi açıdan çekildiği, nereden, kiminle oturduğu belli. Çok da kalabalık bir mekan Bir de değildir öpüştü orası. diyorlar ya. Evet, öpüştü çok ciddi bir iddia. Eğer bu iddianın sahibi Posta Gazetesi'nde öpüşme fotoğrafı varsa yakında çıkar. Fotoğraf olsaydı Çıkar çıkarırlardı. mıydı? Tabii canım, ilk haber Ben oydu öpüşü. yalanlamayı bekler diye düşün. Ben mesela haber yapsam önce yalanlamayı beklerim. Sonra fotoğrafı çat diye Kubilay koyarım. Aka yalanladı. Yalanladı. Ama Kubilay Aka, bana artık inandırıcı gelmiyorsun. Neden inandırıcı Evet gelmiyorsun? Kubilay'cığım, sen kendi sevgilinin Ha. gözlerinden bahsedip akşamına kadın elini beline atmış insansın yani. Bu yalan dediğin zaman inandırıcı olmuyorsun. Yeni jönümüz Kubilay Akaya. Evet ya. Her yerden Yakışıklı Kubilay da çıkıyor. çocuk. Çok da şeker, Çok da çok da genç bir yaşı sempatik. var. Çok da Evet. güzel de bir oyuncu. Arif ve 216'nın yakışıklısı. Ben öyle biliyorum. Ama böyle giderse Yani toslar. açıklamasın hani o şey, gözlerine baktım, başkasına Var mı? bakmadım. Ay güzel sevgilim demişti. Şimdi başka bir açıklama var Bade İşçi ile ilgili. Ne Bakın. diyor? Evet, Evet. sadece işim de gündemde olmak isterken bana da şeyde de Maşallah. söylemişti ya ödül Maşallah. töreninde. İki arkadaşın kahve içmesinin bile çarpıtılarak haber yapıldığını görmek Ha ben umarım bunda bak çok ürkütücü. hemfikirim. Kahve içme veya işte ne bileyim Ya yan iş yana arkadaşınla gidersin bir içersin. kadınla bir erkeği yan yana gördüğünüz anda aşk yakıştırması çok çirkin İkisi bence. de bekarsa oluyor. Olmaz ya. Yani Yani yine de yok, çirkin. Arkadaşsın. çıkıyor. Ha, Ama mesela çıkar. fiziksel olarak yakıştırdığımızda daha çok üstüne gidiyoruz. Bence yakışmadılar. Bence çok yakışmışlar. Ya ben şimdi Mira ile çok yakışıyorlardı ya. Acayip şeker. İkisinin de gözlerin içi gülüyor. Mira Yan enerjisi çok yana. yüksek bir kız. Çok çok sempatik. Kubilay biraz daha ağır bir çocuk. Ama tabii Baksana şu fotoğrafa. Baksana şekerlere çok ya. şekerler Ya gerçekten. burada valla böyle ikisine mıncır mıncır mıncır. İkisine Bak böyle kardeşim gibi çok bu şeker. çocuğun poposu kalktı. Hii, Net. oy, lafa bak. Bak net ya. Şurada nasıl mutlu? Buna ne oldu biliyor musun? Ben Havalar. o Peki tamam. Mesela gemilerin arka kısmına ne diyoruz? Beni şimdi onu söyletmeyin yani. Söyleme. Heh. Kaptan değiliz. Neyse orası bir tarafları havalandı. Bu yüzden de ilişkisiyle alakalı sorun yaşadı. Dedi ki ha ben oldum. Bak çevremde çok güzel kadınlar olmaya başladı. Çok güzel mesajlar almaya başladım. Biz buna Can Yaman hastalığı diyoruz. Oy. Can Yaman da bu hastalığa yakalandı. Biliyorsun kendini billboardlarda şöyle tarif etmeler, böyle tarif Kadınlar etmeler. yüzünden. Evet bu kadınlar, bu, Ya. tamam anladım. Bu kadınlar Evet. Erkeklerin ilişkilerine burunlarını dolaylı olarak sokuyorlar. Evet. Ve kadınlar havalandırıyor. Siz havalandırıyorsunuz Evet. ama Miray'ın duruluğuna ve Oy sakinliğine çok bak. şekerler ya. İstese Miray da havalara girebilir. Kim bilir Miray'a da neler yazıyor. Bak Miray'dan bir sonrakine bak. Evet. Sonra bir sonrakine bak. Hilal bak. Miray sempatik, Hilal seksi. Sonra Bade var artık hani O şey artık. frapan yani artık. Evet. Aa. Peki bakalım ne olacak? İsimler korkuyorum şeye doğru gidiyor yani. Kubilay Akan'ın aşk hayatını takip etmeye devam edeceğiz bu gidişle belli ki. Hadise'nin Bir tadı de çıkar mı acaba Kubilay'ın? yok hadise olabilir. Valla olabilir. Tam Hadise'nin tipi çocuk. YouTube hesabımızdan bizi takip edebilirsiniz. Söylemezsem olmaz. Bir az sonumuz var. Sonra yine bomba gibiyiz. Yaşar Evet. artık şu anda alo diyecek bir telefonu bile yok ama Telefonu yok ama televizyonu var. odası Belki güzelmiş. bizi izliyordur. Şu an evet bizi izleyebilir Birinci günü nasıl hapishaneden. geçti acaba? Hepsine an be Kantinden gitmiş an. Alışveriş işte beyaz yapmış. peynir almış, zeytin almış, 3-4 tane kitabıyla birlikte girmiş. Bir Birazdan Yasin avukattan kitabı almış. evet detayları alacağız. Evet. Ama dün yayın çok heyecanlıydı. Evet çok Değil heyecanlandım. Ben dün mi? tekrarını da izledim bizim. 3 gün zorlama hapis kararı ile birlikte şu an hapishanede. Ama Seren Serengil de bir takım açıklamalar yapmaya da devam ediyor. Seren ben onu asla affedemem. Benimle beraberken başkasının elini tuttu deyip defalarca bunu söyledi yayında. 3 gün boyunca çok üzüleceğini, o kendinin de evden çıkmayacağını söyledi. Ama gelen yorumlara enteresan yanıtları da var. Ha bak onu verelim bak enteresan bir yorum var bir tane Hangisi? sayfa. Şu Sendeki. metresün önü bir uzun alan şimdi temiz iç çamaşırı yollasın bacınla anam. Bu yazıyı Bu yazıyor bir yazıya takipçi. Seren diyor ki ay bugün güleceğimi hiç düşünmezdim Ve gülüyor. diyor ve gülüyor. Dolayısıyla. Yani Seren aslında hayata dönmeye başladı mı? Yani
Aslında buna gülmesinin sebebi Yaşar'ın Metris'le ilgili değildi. Sanki o bacımla anam kısmına güldü biraz. Hani onlara Aileye mi gene? dün biliyorsun iblis dedi. Yani onlara dediğini düşünüyoruz. Kendisi açık açık isim vermedi ama Evet. onlara öfkesi korkunç geçmiyor. Beni siz ayırdınız. Şimdi nasıl mutsuzum dersiniz? Yaşar İpek'in avukat hattının diğer ucundaymış. Begüm Dinleyin. Hanım. Evet, geliyor Şarkı şarkıda. da geliyor. Bir kere de şarkısı bir alo de. O Begüm Hanım. şarkıyı verelim de sonra Begüm Hanım'la bir Birazdan konuşalım. verelim. Begüm Hanım, günaydın. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Teşekkürler. ederiz. Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel şu an hattın diğer ucunda. Yaşar Bey girdi hapishaneye. Neler yaşadı? Neler, siz tabii ki bütün bilgileri alıyorsunuzdur. Sizden alalım Begüm Hanım haberleri. Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim öncelikle bizi ve söz hakkı tanımış olduğunuz için. Tabii ki. Estağfurullah. İsterseniz öncelikle bu gelinen sürece nasıl geldik? Ben kısaca onu izah etmek isterim. Buyurun Çünkü bu efendim. konuyla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği var. Biliyorsunuz ki vekili Selen Serengil ile yaklaşık 13 ay öncesinde bir evlilik birliği gerçekleştirdi. Sevgi ve saygı çerçevesinde başlayan bu evlilik birliği her evlilikte olabilecek gibi son zamanlarda bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Benim vekilim Seren Serengil'e Çağlayan Adliyesi'nde bir boşanma davası, çekişmeli bir boşanma davası ikram etti. Akabinde Seren Serengil 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddet. Biz sadece kadına şiddet gibi geçiyoruz ama aynı zamanda ailenin korunması yasa. O kapsamda bir tedbir kararı aldı. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dünkü yayında şu söylendi. Sanki müvekkilim Seren Serengil'e bir şiddet uygulamış da bu şiddet neticesinde bir karar alınmış gibi söylendi ama hayır, bakın yasa çok açık. Yasada diyor ki siz başvurduğunuzda herhangi bir delil ya da belge aranmaz. Hatta Beykoz'daki bir savcı bu durumu şöyle özetliyor. Adliyenin kapısına ilk koşan başvurduğunuz anda alıyorsunuz. Çünkü bu yasa kapsamında önleyici tedbirler alıyor. Ya bizde de Herkes her alınmadı mı? istediğini alıyor Aa, bir dakika, yani. bir dakika. Ben bunda hemfikirim. Ama biz konuştuğumuz zaman Hayır, alınıyor. ama burada ben A diyorum, tak diye uzaklaştırma alınabiliyor yani. Bu yasada gerçekten çok büyük bir boşluk var. Bu çok büyük sıkıntı. Ya biz burada Ama şimdi en Ececiğim ufak bir cümlede. o Hayır, hayır. görüntülerde alınacak bir durumu vardı ama Yaşar'ın. Bana hayır, bunların ayrı. Ama bu yasayla alakalı hakikaten ben de çok dertliyim. Ya şu an gideyim, bak Bilal Özbilge ile ilgili ben istediğim zaman, bu yemin ediyorum sana, bir aylık uzaklaştırma alırım. Çünkü zaten herkese delil aranmıyor. Ya delil aranmaması kadar saçma bir şey Çok olabilir saçma mi ya. ya? Neyse, ondan Evet. sonra bir karar Neyse, çıktı. ben buna sinirliyim ondan, kusura bakma. Evet, çok haklısınız. Bir de ben burada artık parantez şunu söylemek istiyorum. Yasanın lafına ve ruhuna aykırı, yani televizyon üzerinde yapılan Evet. yayınlarda aslında konuşma yasağı aldırmamak bu noktada baktığınızda yasaya uymuyor. Çünkü yasanın amacı kadını korumak ve ailenin şiddeti. Aynen, Bununla aile. ilgili olarak da aynen öyle. Ben birçok yazıda yazdım aslında eleştiren. Yani evet, Ama yasa... Begüm Hanım, burada bir aile içi şiddet yok mu? Şimdi evet, aile içi şiddet bu bizim olayımızda yok. Çünkü neden? Görüntüleri incelediğinizde, gizli çekilen görüntüleri, müvekkilim eve giriyor ve eşyalarını almak istiyor. Burada karşı tarafa karşı uygulanmış bir şiddet yok ki, Peki kavga bir sözlü şiddet olsa. şiddet geçerli değil mi? Mesela orada bir takım edilen küfürler var. O da bir sözlü şiddet değil midir? Ama o olaylar bu karardan daha önce gerçekleşiyor. Ama sizin Yani elinizde olan bir tedbir kararı var ki o da o yazında da şöyle geçiyor. Bizim elimizde de var. Diyor ki Yaşar İpek'ten gelecek herhangi bir şiddete yönelik korunma kararı. ama Sözlü işte bu şiddette. şiddet olduğu anda verilen bir karar değil. Şiddet olabilme tehlikesi anında, yani bu kişi bana karşı sözlü Yapabilir veya diye. psikolojik şiddet İhtimal üzerine. uygulayabilir İhtimal. değil. Siz mahkemeye başvurduğunuzda mahkeme, bakın bu bir önleyici tedbirdir, çok önemli. Diyor ki o kişiye, bu kişiye yaklaşma, kötü söz etme, işte kitle iletişim araçları rahatsız etme, İşte iş bize yerine de etme. yaklaşma, yakınlarına yaklaşma. Yani bir uyarı. Bak diyor, ben seni uyarıyorum. Atıyorum bir ay, 3 ay, ne kadar veriyorsa hani kanun orada. Onun ötesinde eğer ki siz buna aykırı hareket ederseniz işte o noktada hapis cezası cezalandırıyorsunuz. O da zaten tazyik hapsi, zorlama hapsidir. Yani bu çok önemli ve bizim Şimdi Yaşar olayımızda. İpek'in hapse girmesinin sebebi Ali Çınar'ın programında Seren Serengil ile evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalar mıdır? Aynen öyle. Lütfen rica ediyorum. Biz size dün mahkeme kararını yolladık. Mahkeme kararı varsa bunu yayına da verebilirsiniz. Biz bu konuda çok şeffafız. Bakın diyor ki ilk kararda, kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine diyor. Ve sonrasında onlar, biz bu yayına müvekkilim katılıp
bir takım açıklamalarda bulunuyor. Çünkü kendi aklında çok ağır ithamlar ve iddialar var. Cevap hakkını kullanıyor. Yani herkes cevap hakkını kullanıyor. Bu anayasa ile bize tanınmış olan bir hak. Ve müvekkilin bu iddialara orada cevap verince kesinlikle orada bir kötü söz yok. Tehdit yok, hakaret yok, sinkaflı söz yok. Ki bunlar hani sabit zaten yayınlar. Ama Seren'in avukatı da şöyle bir iddiada bulundu dün yayınımızda. Bize mesaj attı, hala da duruyor. Diyor ki iftira atıldığı için Seren Serengil'de tansiyonunu belli, o herkesin bildiği bir durum var ve tansiyonundan dolayı o çocuğu düşürüyor. Yani Yaşar İpek'in yayında ettiği bir takım sözler üzerine o çocuğun düşürüldüğüne dair bu kararı aldırdığını söylüyor. Esenur ama Ezgi. Ama bakın şimdi biz avukatlar olarak bir takım taleplerde bulunabiliriz ve iddialarda bulunabiliriz. Önemli olan bizim bu iddialarımızı kanıtlamamız ve mahkeme nezdinde de bunun karar olarak verilmesi. Şimdi doğru. Baktığınızda siz bakıyoruz, mahkeme kararı çok açık. Diyor ki Yaşar İpek şu şu tarihte şu programa katılarak Seren Serengil hakkında bir takım açıklamalarda bulunmuştur. Açıklamadan bu, oluyor. Tek ihlal bu. Tek ihlal bu. Tabii diyor ki bakın çok açık, kitle iletişim araçları rahatsız etmedir bu diyor. Ve diyor bu diyor program birçok kitleye ulaştığı için sen bu kişi kitle iletişim araçları rahatsız etmiş oldun. Aslında burada da kanunun yanlış yorumlanması var. Karar da hatalı. Bakın kitle iletişim araçları rahatsız etmek ne demektir? Bir kişiye mesaj atmak, sosyal medyadan rahatsız etmek veya e-mail atmak vesaire vesaire gibi. Yani karar çok açık. Diyor ki sen kitle iletişim aracıyla rahatsız ettiğin için bu karar ihlal ettin. Herhangi orada bir kötü söz ettiği için veya bir psikolojik veya fiziksel şiddet uyguladığı için bir ihlale karar evet, vermedi. Evet evet, bu Begüm Hanım bize de verilen bir karar. Biz mesela, de WhatsApp'tan bile yazamıyoruz mesela, öyle evet, bir durum olacak. Evet, bir Demet Akalın bize mesela onun hakkında konuşmama kararı aldırıyor mesela. Demet'in D'sini diyemiyoruz. Demet Akalın ekrandayken bizi veremiyor reji. Falan. Yani aslında bu karar aile içi şiddet ya. Biz de aileyiz ya Demet'le. Tabii canım. Böyle bir karar alınabilir. Bunda da öyle. Yani Ali Çınar'ın programında aslında Seren Serengil ile ilgili konuşması için hapse giriyor. Seren'in sesini kullanmaması lazımdı. Kullandığı için hapse girdi. Aynen öyle oldu. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Bakın her hakim de bu kararı vermiyor. Bu tamamen takdire verilen bir karar. Siz bugün adliyesini vermek istemiyorum. Bir adliyede mesela iki tane aile mahkemesi hakim var. Siz gidin bu tarz programla ilgili bir koruma kararı aldığınız asla diyorlar. Bu yasa çünkü buna hizmet etmiyor diyorlar ve mesela hakimler bu konuda red kararı hep veriyor. Hep de ediyor yalnız, evet, enteresan. Şey ya, burada bir sıkıntı var ya. Hakime göre değişiyor. Hakime göre değişiyor demek aynen, ki. Yasada bir düzenleme yapılması ve değişiklik yapılması lazım. Kesinlikle. Çünkü yasa evet kadını korumak, kadınlarımızı korumak mecburiyetiniz ama koruyamadığını görüyoruz. Hatırlayın Çağlayan Adliyesi'nde. Boşanmak üzere olduğu eş tarafından koruma polisiyle birlikte bir kadınımız öldürüldü. Yani evet, maalesef. Durmaya yetmiyor kadınları. Peki Yaşar İpek neler Yaşar ne durumda? Evet. Yaşar'ın ne durumda olduğunu sizden soralım. En yakını sizsiniz şu an. Tabii. Şimdi şöyle biliyorsunuz biz bu arada ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum yine konuyla ilgili. Sonrasında Yaşar Bey'e geleceğim. Tamam. Dün hani dediler ya biz kararı geri çekmek istedik ama yargıta yaşaması gibi bir şey bahsettiler. Evet. Bakın, Seren Serengil canlı yayında söyledi bunu. Aynen. Bu dosyalar istinaf mahkemesine veya yargıtaya gitmezler. Bu karar verildikten sonra aleyhine verilen, yani bizim burada itiraz hakkımız vardı. Biz bir itiraz edebildik bu kararı. Biz de itiraz hakkımızı zaten kullanmadık. İtiraz karar kesinleşti. Onlara elden tebliğ aldığı için ve onlara da erken tarihte karar tebliğ olduğu için onların artık bu karara itiraz edebilme hakları yoktu. Karar kesinleşmişti. O yüzden müvekkilim hakkında verilen tazik hapsini geri çekmesini sağlayamadılar. Ki kaldı ki geri çekmek daha isteselerdi hakim kabul etmeyebilirdi. Bunu da söylemek istiyorum. Tamam, zaten burada aynı noktadasınız. Yani bir şekilde geri tabii çekemediler. Tabii çekemediler. Tamam. Aynen öyle. Seren de aynı şeyi söyledi. Aynen. Biz pazartesi günü kararı kesinleştirdik. Dün adliyeye gittik. Adliyede infaz biliyorsunuz işlemlerini tamamlayıp oradan biliyorsunuz polis aracıyla birlikte tek başına gitti Yaşar Bey. Bizi evet, polis aracına içeri kabul girdi etmediler. Tek başına. Son aynen bir şey soracağım. Çok önemli. Tabii. Dünkü Yaşar'ın canlı yayındaki açıklamalarından sonra Seren Serengil'in avukatı diyor ki ikinci tazyik hapsi başvurusuna başvuruyoruz. Bir hakarette diyor bulunduğunu iddia ediyor taraflar. Ya böyle bir olabilir mi? Olasılık var mı? FETÖ'cü kelimesi şimdi, özellikle. Bunu Yaşar Bey'in avukatı olarak değil bir hukukçu olarak açıklamam gerekir. Şöyle ki bir kere müvekkilimin orada herhangi bir hakaret içeren bir söylemi yok. Biliyorsunuz hani bu ismini bile almak istemediğimiz örgüt birçok kayıtlar aldı. Terörü. Ve müvekkilimin de orada bu cümleyi sarf etmesinin sebebi şu, kendisinin de haberi olmadan devamlı kayıt altına alınmış olmasından dolayı böyle bir benzetmede bulundu. Ki bu benzetmedir, ağır eleştiridir, hakaret değildir.
Burada evet, bize bir ay boyunca koruma kararı aldırıyorlar. Koruma kararı ayın 28'inde bitiyor. 28'e tekrardan başvurup uzatmasını talep ediyorlar. Mahkemece kabul ediliyor. Şu an bir ay daha karar uzatılmış durumda. Ama karar bizlere elektronik ortamda tebliğ edildiği için avukatların maile düşükten 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. 5. günde bugün oluyor. O yüzden ortada kesinleşen bir karar olmadığı için bizi tekrardan şikayet edebilmeleri gibi bir durum söz konusu. Çünkü karar bize tebliğ edilmiş durumda değil. Ha tamam, Kararı daha 5 günlük resmi yasal olarak süreç teslim yeni etmesi doldu. gerekiyor. Peki son bir şey daha Aynen öyle. soracağım. Biraz evvel söylemleriniz üzerine Yaşar'ın şu anki ruh durumuna geçmeden evvel siz neden itiraz etmediniz? Yani böyle bir hapis kararı gelince ne olursa olsun itiraz edersin. Hapse girmeyi Yaşar İpek istedi mi? Yok, asla öyle bir şey söz konusu değil. Şöyle açıklayayım. Biliyorsunuz ki dediğim gibi bu kararlar aslında şekli olarak incelemeyle kağıt üzerinden verilen kararlardır. Ve bunu birçok avukata sorabilirsiniz. Ne yazık ki genelde bizim bu tarz kararlarda yaptığımız itirazlar %99 ihtimalle zaten kabul edilmiyor. Yani verilen karar zaten o kadar yanlış ki yaptığımız itiraz da açıkçası sonuçsuz kalacaktır. Müvekkilimin de bu haftadan sonra çok yoğun konser programları var. Ve biliyorsunuz yakalama kararı çıkartılıyor. Bir konsere giderken aniden yakalanma gibi bir durumu söz konusu olabilir ve o zaman nezarette kalabilir de ve hafta sonu aldıkları 3 günlük ceza işlemlerden dolayı hafta sonları girmese bile 5 güne kadar çıkabilirdi. Biz açıkçası bu riski alamadık. Yaptığımız itirazı zaten hani kabul görmeyeceği hani bu istatistiklerle Biliyordunuz. ortada. Aynen öyle biliyorduk. O yüzden dedik ki hani yapacak bir şey yok. Eninde sonunda biz bu hapse gireceğiz. Daha mağdur olmamak adına açıkçası hani dedik en azından kendimiz hani konser programları başlamadan nezaret Bir an alınmasını önce istiyorsan bitirelim bu işi. yakalanmadan gidip teslim olalım dedik. Peki. Aynen öyle. Evet. Ben Yaşar Bey'in durumunu anlatayım sonra başka bir şey daha söyleyeceğim müsaadenizle. Şöyle dün Yaşar Bey'i teslim ettikten sonra kendisinin biliyorsunuz cezaevine giriş yapıldı işte işlemleri yapıldı orada. Koğuşu belirlendi. Sonrasında biz kendisine ben eşyalarını götürdüm teslim ettim. Oraya biliyorsunuz çok sınırlı sayıda eşya götürülebiliyor. Hepsi sayılı belli şartlar mesela belli renkler olmayacak yazılı olmayacak vesaire gibi eşyalarını teslim etsin. 3 tane kitap almış yanına işte Yasin, Hızır dualarıma dokunsun ve bir kitap daha. Onları teslim ettim kendisine. Sonrasında saat 2:30 gibi görüşme sağladık. İlk görüştüğümüzde şeydi böyle çok şaşkındı açıkçası. Hani insan tabii ne kadar hazırlasanız da kendinizi Bilmediğim bir ortam. tabii hiç bilmediğiniz bir ortam. Şimdi 45 gün Yaşar Bey'in cezaevine girdiğini söylüyor ama o askerde yaşadığı bir olaydan dolayı ve çok gençken. Şimdi 20 yaşında cezaevine girmeniz de 40 yaşına cezaevine girmeniz ki Metris biliyorsunuz çok eski bir cezaevi. Hani aynı şey değil. Telkin ettim ben kendisini. Hani sonuç itibariyle 3 günün çok uzun bir süre olmadığını, orada dinlenmesi gerektiğini, yeni projelerin düşünmesi gerektiğini söyledim. Sizlere herkese, destek olan herkese çok sevgilerini, selamlarını iletti. Bugün tekrardan gideceğim kendisiyle görüşeceğim. Alışveriş yapmış orada işte kahvaltılık almış kendine. Temiz çarşaf vesaire onları Odası kartondan büyükmüş satın alıyorsunuz. galiba. Tek kişilik koğuşta kalıyormuş. Televizyonu varmış. Doğru mudur? Şöyle odası büyük değil, çok küçük ama tek kişilik. O açıdan çok rahatsız. Seren'in En daha evvel azından. kaldığı, Serengil'in kaldığı odadan biraz daha küçükmüş. Yani evet, tabii ki biz o odayı görmediğimiz için bu tamamen bir rivayet olarak kalır ama Seren Hanım'ın odası daha büyükmüş. Bizim Metris çünkü eski bir cezaevi olduğu için haliyle şartları ve koşulları da ona göre. Çünkü o Tabii. Bakırköy Kadın Cezaevinde kalmıştı. Yaşar bir odanın çok çok küçük olduğunu söyledi. Televizyon aldığını söyledi kendine. Belki şu anda da bizi izliyordur. İzliyorsa sevgilerimizi ve selamlarımızı Biz de yollayalım. selamlarımızı iletelim. Peki son bir şey daha söyleyeceğim demiştiniz Begüm Hanım. Bu arada Seren Serengil'in de cevap hakkı saklıdır biliyorsunuz. Avukatı da Her dakika bağlanabilir, avukatı da kendisi de bağlanabilir bağlanabilir. kendisi de. Son bir şey söyleyeceğim demiştiniz. Onu da alalım sizle vedalaşalım. Tabii ki çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle dün bizim çocuk düşürtmeden dolayı hakkımıza bir dava olduğunu ve hapsimizin istendiğini söyledi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Evet çocuğun düşmesinden dolayı bizi savcılar şikayet etmişler ama savcılıkta şu an bir soruşturma aşaması yürütülüyor. Biz de onu şikayet ettik geçen ay. Neden dolayı şikayet ettik? Bizim görüntülerimizi gizli olarak çekmesinden, bunları iznimiz olmadan yayınlamasından ve bir programa katılıyor kendisi. Programda diyor ki Baba Haber isimli program 5 Eylül'de. Ben diyor Yaşar'ın diyor yemeğine diyor sakinleştirici katıyordum diyor. Aa, Haberi ne yapıyordu? Ne olmadan. yapıyordu? Yemeğine sakinleştirici mi katıyormuş?
Tabii, aynen öyle. Bu yani video kayıtlarında var, buna ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili bir Şeyde savcılığa suç duyurusunda bulundum. sesin Bu da kasten yaralama suçunu oluşturur. problemi. Yani o yüzden de hani aslında tarafların birbirlerine karşı şikayetleri karşılıklı. Bizim de dediğim gibi tehditten dolayı. Çünkü bir takım tehdit mesajları var müvekkilime ve müvekkilin yakınlarına. Çıkıp işte canlı yayında özür dileyeceksin. Yoksa elimde başkaca yayınlar var. Bunları da başkaca çekimler yapmış, gizli çekimler. Bunları da yayınlayacağına ve söyleyeceğine dair bir takım iddiaları var. Bundan dolayı özel hayatın gizliliğini ihlal ve dediğim gibi kişisel veri ele geçirme ve yayma. Çünkü O tarafta Instagram'dan açmış bunları dava. yayması bir İki suçtur ve şimdi tarafta tekrardan dava. yayınladı. Tekerrürdür bu. Tamam. Onunla ilgili de biz dilekçe vereceğiz. Peki çok Bunu bu teşekkür şekilde. ediyoruz. Peki Rica ederim. Ben teşekkürler çok Begüm teşekkür Hanım. ederim. İyi yayınlar Sağ diliyorum. olun Sevgili Begüm hanımlara. Hanım. Görüşmek Tam üzere. iki tarafta birbirinden İki davası tarafta olacak. Yani evet. Yaşar çıktığında Bu da işler bitmeyecek. davalar bitmeyecek ha. Bitmeyecek. O Yaşar dava başlayacak, o o dava dava bitecek. O devam. dava. Yani aslında ne gerek var değil mi? Yani Şimdi bak biz boşanmak burada sabaha istiyorsun. kadar Boşanamayacak. Bak hem boşanma sürecek. Hem Yaşar'la adın devam edecek veya Seren içinde yani Yaşar içinde Seren'le adım devam Serengil'le. edecek. Şimdi biz burada sabaha kadar tarafları da bağlasak ortada ikisi anlaşamamış taraf var. Sabaha kadar Seren'i konuşsak Yaşar'ı suçlarız. Yaşar'la konuşsak Seren'i suçlarız. Bu işin içinden biz üçüncü şahıslar olarak çıkamıyoruz. O yüzden avukatları bağlamak en sağlıklısı. Evet. O yüzden en güzeli avukatları Tabii bağlamak. ki şimdi Esen Ben burada Burezgi de kimi ne kadar bağlanmak savunabilirim isterse yani? bağlanabilir. Yayınımız herkese açıktır Esen burada biliyorsunuz. bağlansa hatta Seren şahane olur. bağlanıyormuş. Seren Seren bağlansa Serengil. daha da güzel olur. Kendi Tamam. taraf kendi konuşur. Bakalım ne diyecek? Seren hattın diğer ucunda mı? Günaydın. Birazdan bağlıyoruz. Peki bu Bağlayalım. arada Seren Serengil'i bağlarken Hakan Bey şu an bizi izliyor Hakan Bey'le eşiyle. eşi, güzeller güzeli eşi, Hakan S nokta. Hakan S. nokta. Çok geçmiş olsun, burnu kırmızıydı değil mi? Hastalanmış. Çok öpüyoruz Geçmiş sizi olsun. ailece. Evet, bütün bizi izleyen ailelere saygılarımız, Bütün sevgilerimiz, ailelere aile saygılar. İyi ki olmayanlara da. hayatımdasın. Evet ve Peştekiyle. Serengil'le Seren Serengil devam hayatımızda. ediyoruz. Alo. Benim sizinle programa başlamadım çok iyi oldu. O yüzden her sabah sessiz Her gün bir şekilde uyanıyorum. beraberiz. Evet. Seren ne diyorsun iddialara? Hayatım bir kere bu avukat kızcağız nereden çıktı onu bilmiyorum. Çünkü Yaşar'ın avukatı Vahap Bey'di. Size de daha önceden bağlanmıştı Vahap zaten. Bey'i biliyoruz O aynen. biz herhalde o bıraktı çünkü adam artık usanmıştı. En son bizi anlaşmalı Hakikaten boşandırmak nerede için çok o uğraştı. Ne durumdalar? Bu kız da uçan kuşun avukatı. Konuşuyor hiç bilmeden. Sanki efendim benim kaldığım oda daha büyükmüş. Nereden biliyorsa benim kaldığım Yok onu odayı. bilemeyiz dedi zaten. Yani şimdi hemen anlatayım. Bir kere çok bir kadının şiddet gören bir kadın yani bir kadın avukatın şiddet gören bir kadına bu şekilde anlatıyor olması son derece esef verici. Benim de avukatım kadın. Çok şaşırdım gerçekten. Yaşar'a da Yaşar falan diyor. Son derece laubali bir konuşma seyrettim. Üzüldüm kendi adına. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yaşar yemeğine sakinleştirici katıyorum dediği şey ne kadar hani ahlaki kurallara uygun olmayan bir şekilde yok şikayetçi olmak falan ne kadar çirkin. Hemen işte bakın böyle geçen bir çocuk biliyorsunuz yani Ay madde bağımlısı. sesin duyulmaz, sesin Biz duyulmaz. orada bipliyoruz biliyorsun. Tamam, Yani siz orada öyle bir bir iddiam madde var senin yasaklı yasaklamak madde kullandığına dediğim. dair. Hayır, zaten hastaneden de anlatayım size. Bunu bırakması için hastaneden doktordan yeşil reçete midir, kırmızı reçete midir tam bilemediğim için gidip Sakinleştirici içiyor galiba. ilaç alıyoruz. Evet, tamam. Bunu Ha. da benim Kavacık'taki hastaneden temin ediyorduk. Çünkü bunun kendi doktoru öldürüldü. Bir adam genç bir Çocuk çocuk Allah. tarafından öldürülmüştü. Geçen kış belki hatırlarsınız. Psikiyatrist adam. O öldüğünce benim buradaki Kavacık'taki hastaneden bu ilacı temin ediyorduk. Neden ediyorduk? Bunu içerse onu istemiyordu çünkü. Ben de sonradan bunu bırakıyordu bu. Yine içiyordu. İçmemesi için ona da söylüyordum. Diyordum ki bak yemeğine gene kattım bugün. Çünkü içmesini istemediğim için. Ve o zaten doktor tarafından verilen ve Yaşar'ın da zaten bildiği bir şey. Ne kadar çirkin bir şey ki. Ben söyler miyim televizyonda böyle bir şeye? Cahil miyim? Yani kalkıp da onun iyiliği için buradan Kavacık'taki hastanede zaten doktoru da burada. Verilen reçete de belli. Yani İlaç da Yaşar'ın belli. haberi vardı yemeğine kattığın Tabii ki işte o yani ilaçtan. hayır şöyleydi her zaman söylüyordum ona yani. Çünkü neden?
Onu içtiği zaman sakinleşiyordu ve diğer şeyi içmek istemiyordu. Zaten kendisi de burada Sonra. tedavi görmek istediği için o yüzden gidip orada buna başvurdu ve aldık. Yani bir kere bana yapmış olduğu buradaki şiddeti, anneme iftira diyorum, tehditleri, öldürürüm anneni diyor. İşte bana yapmadığı küfürler kalmıyor, ittirdiği belli, bütün görüntülerde belli. Sanki hani burada hiç böyle bir şeyler yaşanmamış da durup dururken ben hamileydim, Ece'ydim, bunları yaşadım da niye ben hamileyken doğru dürüst de her şeyim yolunda gidiyorsa durup dururken böyle kimse kocasına niye iftirasın? Benim o görüntüleri tabii ki çekme hakkım var. Tabii ki, çünkü ben hamileyim ve korunmasızım. Bir an önce evden çıkıp gitsin diye ve bu görüntüleri sunmasaydım mahkemeye tedbir kararı aldıramayacaktım. Hala diyor Aslında ki mahkemeye sunman değil de Seren, Instagram'da sosyal medyada paylaşmamla mı alakalı bu dava veya tabii ki işte sosyal medyada, şikayetleri? çünkü kendisi sosyal medyada, ya kendisi sosyal medyada beni yaptı. Bakın dün akşam yine mecbur kaldım Instagram hesabımdan yaptığı şeyleri yayınlamaya, klip Evet, bölümünü. hikaye Çünkü bölümünü neden? koydum. Çünkü avukatı da ısrarla yalan söylüyor. Yani bir kadınsın, sen müvekkili diyor, daha büyük bir şiddet olabilir mi yani? Daha ne? Bir de yani Ama ağzını avukatın inatla söylediği şu var, bizim de dikkat ettiğimiz, işte diyor ki Ali Çınar'a yaptığı açıklamalardan dolayı, canım yoksa benim, şiddetle çok özür alakalı değil diyor dilerim. hapse Bak şimdi, girmesi. Onu şimdi benim senden duyalım Gülben'e, bir de. bak Ece'cim sen programcısın, bize de programcı gel. Ben de Gülben Ergen'in beni orada konuşuyorum diye, bizimkisi başka bir şey. Bu tedbir kararı bir canın önünde şu anda. Yuvarlak içine de alınmış. Tedbir kararı neden alınmış? Lütfen okur musunuz? Tedbir kararı. Tedbir Bu kararı hayat... Yaşar'ın şiddet uygulama riskine dolayı Hayır seni korumak canım için benim. alınmış. Daire içerisindeki yazıyı okursan orada diyor Evet, ki diyor ki evet, lütfen okur musun? beyana göre talepte bulunanın karşı yandan gelebilecek tehlikeli durumlara maruz kalma ihtimalinin bulunduğu, talepte bulunan karşı yan Yaşar İpek'ten gelebilecek şiddete yönelik davranışlardan korunması gerektiği için. Onun öncesinde de var. Onun öncesi Ama var ve onun olayı öncesi anlatıyor. yok. Ha. Onun öncesinde de şu diyor. Ben de var atayım hemen size. Bizim tedbir kararı aldırma sebebimiz neydi Yaşar'a? Yaşar daha önceden sözlü bir yerde röportaj yapmadı ki biz o tedbiri aldıralım. Yaşar bu eve Eve gelip bu gelip şiddetleri uyguladığı için aldırdık o tedbir kararını. Ve Yaşar bunu da sunduk mahkemeye, yani şeye, tedbir kararı aldırması için. Hanımefendi hala diyor ki bu tedbir diyor konuştuğu için alındı. Hayır, bu tedbir Yaşar bu eve gelip bana bu şiddeti uyguladığı için alındı. yasaklı madde Benim diyelim hakkımda, Seren. benim hakkımda bir neyse ya, Yoksa onu bir kendi kendime ipleniyor, çıkarıp söylüyorum. anlaşılmıyor, o yüzden Aa, sordum. özür dilerim. Yani yok, yasaklı madde patron yazdı. Çocuğum ben ondan sahtekarlık yaparak gizliden yaptığımı yazdı. Bunları yazdı ve Ali Çınar'ın programında da iftira attığı için. Bakın sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Biz bir kişiye tedbir kararı da alınsa A harfini söyleyemeyiz diye bir şey yok. Gayet onun hakkında başka bir şey konuşabiliriz. Ama ne zaman yalan ve iftira yaparsak ve hakaret Seren, bizi edersek o zaman konuşturmuyorlar alırız. ya. Hiç konuşamıyoruz Bizi ya. görüntüye bile koymuyorlar, yan yana Tamam. Yani koymuyorlar. burada hanımefendi şunu diyemez. İşte ben bu kararı hiçbir şey olmadan herkes aldırdı. Evet, bu kararı doğru söylüyor. Herkes aldırabiliyor. Bizim için de aldırdılar programda. Doğru söylüyor orada. Ama doğru söylemediği şu taraf var. Hani avukat okumuş olsaydım benim karşımda biraz zor konuşuyordu herkes. Bunu ayırt edemediği şu taraf var. Tecrübeyle alakalı bir şey herhalde o da. Zamanla anlayacaktır diye düşünüyorum. Burada bu adam benim evime gelip bu şiddeti uyguladıktan sonra alınan bir tedbir kararının arkasında yine psikolojik şiddete konuşarak ve hakaret ederek Devam etti. ve hamile olduğumu bile bile, tansiyonumun çıkacağını, yükseldiği anda çocuğu düşüreceğini bile bile, benim çocuğumu ondan gizli yaptığımı, mitokondri olayında ondan gizli sahtekarlık yaptığımı ileri sürdüğü için o gece ben kanama yaptı ve benim çocuğum düştü. Tedbir kararına uymadığı için benim çocuğum düştü. O yüzden de şimdi bu tedbir kararını bizim programlarda yaptığımız gibi konuşarak, işte birisinin adını anmayacaksın dediğimiz halde andığımız için kiyle
diye tutması bir kadının da yapacağı bir şiddettir. Bunu Ama Sıla ile bunu Ahmet son Kural'da da derece görmüştük. kınıyorum. Ahmet Kural da bir Bak kadın o avukatı savundu. da kınıyorum. Bir kadının kadına yaptığı şiddettir. Bu FETÖ'cü müvekkilin olayına olduğu. gelelim. FETÖ'cü. Ayrıca bir şey daha sorabilir miyim? Bunlar ben itiraz etmiştim Gülben'in benim için aldırdığı karara. Kendileri etmediler. Çünkü bunu bir reklama çevirdiler. Reklam kampanyasına. Çünkü bugüne kadar Yaşar daha önceden yasak maddeyle alakalı da savcılığa gitti. Zaten Google'a yazarsanız var. Ondan önce 45 gün hapis yattı. Hangi kameralar gitti Yaşar'ın evinin kapısının önüne? Dolayısıyla şu anda benle evli olduğu bu süreci kullanmaya çalışıyor. Ve bu yüzden de bence boşanmıyor. Çünkü ben ya Erol Köse'den tut, Murat Karaboğa'dan çık, bütün ortak arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kendisini ve ailesini arattırdım anlaşmalı boşanmak için. Anlaşmalı boşanmaya kendisi yanaşmadı. Çekişmeli dava açtı. Çekişmeli davada ne demek? Çocuğun olursa ve para istersen. Para Tabii istediğini canım. zannetmiyorum. Çocuğumuz da yok. Neden çekişmeli dava açıldı? Ben niye Ya kurtulamıyorum bu işten? diğer davaları geri çek demiş galiba, değil mi? Sana söylediği öyle bir şey Hayatım, ona vardı. öyle bir pazarlık yapma hakkı ve şansı yok. Yani boşanma davası ayrı bir dava. Boşanırsın o dava belki der veyahut da Evet gitmez. ya vallahi yani Yani kurtulun ben niye artık. kurtulamıyorum? Ben niye her gün bu adamla anılıyorum? Yani ben yeter gündeme geldi. Şimdi bir de bir şey söyleyeyim. Bir de avukatı paylaşıyor hesabından. Yaşar Bey şimdi kitap okuyor bilmez. Sanki herkesin çok umurunda yaşanan orada. Sen kadına şiddet uygulamış. Oraya Ay girmiş. Seren ya. Hala reklam derdindesiniz. Hayır, olmaz bu kadar ya. Seren öyle deme Yani ama yani. tüylerim diken diken oluyor. Ya ben de girdim oraya Ececiğim. Ben Ama biz başım de senin ne acıya acıya. yaptığını merak Senin etmedik yediğin mi? zeytine kadar verdik Yediğin ya. zeytine kadar konuştuk burada. Bakın ama ben Gülben Ergen'in evine gidip şiddet uygulamadım Tabii arkadaşlar. canım Bunu zaten senle ayrıca yan yana sen bakın getiriyorsun. Biz yan yana getirmiyoruz. bunun suçu aynı olamaz. Bu Mümkün değil kadına böyle bir şiddet şey. yasasından içeriye girdi şu anda. Bir kere Ben de düşmüş bir şu çocuk var. ha, Aynı bakın olamaz. şöyle bir Ya şey daha herhalde canım. Bu söylüyorum. aile içi Bakın şiddet. Sizin yani aile değilsiniz siz Gülben Ergen'le. aynen biz aile içi şiddetten dolayı girdi. Son derece utanç verici bir durumdan dolayı girdi. Bunları söylüyorum. Bu hanımefendiye cevap. Daha yeni avukatı olmuş. Belli daha dün kendi kendine takip etmiş çünkü. Oradan anladım ama şunu anlatmaya çalışayım. Bütün bu olanlara da çok üzülüyorum. Onu da söyleyeyim. O oraya girdi. Ben de evimden daha çıkmış değilim. Seren ama Ben de sen de mesela yorumlardan az değilsin. Bak diyorsun ay bugün güleceğimi hiç düşünmezdim diyorsun. Burada güldüğün şey şu metrisin önü bir uzun alan şimdi temiz don getirsin bacım anam. Bacım Bak anama mı sen de güldün? gülüyorsun. Çünkü bu aslında onun orada olma sebebi ne benim ne de kendisi. Bacıyla O ana. da Tamam. anlatabiliyor muyum? O Evet. yüzden de insanlar da bunu biliyor ve insanlar da tepki gösteriyorlar tabii. Çünkü Peki. herkes bizi bir arada çok sevdiği için bu duruma düşmemize insanlar da tepki bu şekilde Doğru. veriyorlar. Ben de Seren ona seni gülüyorum. seviyoruz ama çok sarktık. Kısa bir Öpüyorum. reklam arası vermemiz lazım. Seni seviyoruz. Teşekkür ederiz.